İyi haftalar. Benim yaşıma yakın olup da futbol tarihimizde Coşkun Özyurt dönemini hatırlayanlar var ise eğer, orada vazgeçilmez bir sloganımız vardı. Şerefiyle kaybetmek. Yani Coşkun Özyurt'un uluslararası maçlarda Türkiye milli takım direktörüydü. Teknik direktörü Coşkun Özer'in kazandığı uluslararası maç neredeyse yoktu. Ve her yenilgide de şerefimizle kaybettik lafı edilirdi. Bu önce ciddiye alınırdı. Daha sonra tabii ki dalga konusu oldu. Şerefiyle kaybetmek, şerefiyle kaybetmek filan lafı yayıldı. Sonra sanıyorum İngiltere'ye bir 8-0 yenildik filan. Ondan sonra artık bu lafı kimse ağzına alamaz oldu. Çünkü yani 8-0 yenilgiden daha kötüsü Şam'da kayısı. Yani burada herhangi bir şeref filan söz konusu olamaz. Yani şu anlamda olabilir. Maçın ortalık yerinde tamam biz oynamıyoruz deyip sahadan çekilmedik. Evet yani şerefli bir davranış. O zamandan beri de şerefiyle kaybetmek lafı güzel bir eğlence ifadesi olarak literatürümüzde var. Ama bu lafı yeterince ciddiye almadığımızı düşünüyorum. Türkiye Futbol Milli Takımı şerefiyle kaybetmeyebilir, hatta kaybettiği bir takım maçları kazanamaz mıydı? Kazanırdı. Çok uğraşmak lazım. Yani bunu yapacak halimiz yok. Şimdi alttıracaksın. Zaten futbolcular da çok fazla antrenman sevmiyor. Onları antrenmanları alacaksın. Teknik direktör oturacak, çalışacak. Yeni taktikler, yeni stratejileri öğrenecek. Bunları futbolcuları öğretecek. Zaten yıldız futbolcu teknik direktörü dinlemez. Yani zor iş. O yüzden kazanmak için uğraşacağımıza şerefimizle yenilmeyi tercih ettik biz çok uzun bir süre. Yani ben bütün 60'ların sonlarından 80'lere kadar böyle yaşadığımızı hatırlıyorum. Sonra oralarda bir yerlerde bir değişiklikler oldu. Birkaç maç kazandık. Final hatta Dünya Kupası'nda ilk yani sanıyorum yarı finale kadar yükseldik falan. Orada biz de kazanabilirmişiz diye bir farkındalık oluştu. Sonra ne oldu? Zor geldi. Uzun süre onu sürdüremedik. Daha doğrusu işte Şenol Güneş'in ve Fatih Terim'in başarıları sayılıyordu bunlar. Şenol Güneş'inki daha düşünceli ve hakikaten çalışılmış başarılardı ama o yüzden Şenol Güneş pek sevilmezdi futbolcular arasında. Eşek gibi çalıştırıyor çünkü. Fatih Terim gaz vererek birkaç başarı sağladı. Fakat artık kimsenin gaza gelecek halde olmadığı için yani Karadeniz gazına dönmüştü çünkü. İkide bir bulunuyor bir gaz. Ondan sonra aslında çıkmıyor. İşte her seçimden önce bulduğumuz gazlar gibi. Zaten Fatih Terim de giderek sevilmez oldu. Onun kabadayı ve sözüm onu delikanlı tavırlarından insanlar huzursuz olmaya başladılar. Onu da kaybettik. Şimdilerde işte Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'nda final gruplarına kalamayan bir takımımız var. Şükürler olsun. Artık yeniden şerefimizi de kaybediyoruz. Ama bunun şerefli bir şey olduğu konusunda yedirmek biraz zor oluyor artık. Nereden girdim şimdi? Futbol mu konuşacağım ben? Hayır, futboldan da çok anlamam zaten. Sadece terimi hatırlatmak için. Fatih olmayan, yani şerefiyle kaybetmek terimini. Hatırlatmak için buradan girdim. Son zamanlarda bu şerefiyle kaybetme
hissiyatı yeniden canlanıyor gibi görünüyor. Neden? Efendim şimdi sürekli kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Kamuoyu araştırmasından şuramıza kadar gelmiş olmalı. Birkaç bin kişiyi bulan derhal bir kamuoyu araştırması yapıp seçimler ne olacak diyor. Haksız da değiller çünkü bu seçimler çok uzun süredir. Sanıyorum Türkiye tarihinde hatta bu kadar kritik bir seçim hiç olmamış olabilir. 20 yıllık, 21 yıllık AKP iktidarını gönderme fırsatının doğduğu seçimler. Şimdi demokrasinin önemli ilkelerinden bir tanesi yönetecek olanların seçimle gelmesi değil, belli bir süre yönetenlerin seçimle gidebilmesidir. Yani demokrasinin demokrasi olduğunu bize gösteren budur. Öteki basit bir çoğunluk yönetimidir. Zaten aklı başında her popülist lider çoğunluğun ne dediğine biraz kulak verir ve aşağı yukarı onu yapar. Hangi yolla gelmiş olursa olsun. Önemli olan nedir? Artık çoğunluğun takdirini kaybetmiş ya da kaybetmeye başlamış bir politik lider önderliğin seçim yoluyla şapkasını alıp Süleyman Demirel gibi yahut da kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp iktidardan çekilmeyi bilmesidir. Şimdi bunu bilip bilmediğimizden çok emin değiliz. Onu göreceğiz. Neredeyse 3 ay sonraki seçimlerde. Evet, 3 ay. Ben bu hesabı bir türlü yapamıyorum vallahi, kafamı karıştırıyorlar. 3 ay sonraki seçimlerde bunun ne kadar geçerli olduğunu göreceğiz. Demokrasi, seçimler çok önemli bu seçimler dedik. İşte şu anda 21 yıldır iktidarda olanlar çeşitli değişen koalisyonlarla tabii ki o. Yani hep aynı şekilde sürmedi. Hem politikaları sık sık değişti, hem iktidar ortakları sık sık değişti. Bazı iktidar ortakları çöpe atıldı, bazıları hapse atıldı, bazıları yurt dışına atıldı filan. Yerine yenileri geldi. Şimdi yepyeni bir koalisyon var aslında iktidarda. Muhalefetse her zaman yenilmeyi, yani şerefli yenilgiyi baştan kabullenmiş olarak seçimlere girdi ve şerefiyle kaybetti. Artık ona ne kadar şeref diyorsak. Durmadan şerefiyle kaybetti yani. Mesela Deniz Baykal sürekli şerefiyle kaybeden bir muhalefet lideridir. Kılıçdaroğlu geldi onun yerine. Kılıçdaroğlu da şerefiyle kaybetti bir sürü seçimi. Ondan sonra da 2019'da bir kaza oldu ve muhalefet bir baktı, kazanılabiliyor. Yani bir sürü büyükşehir belediyesini iktidar olanaklarıyla ve onun sağladığı bütün rahatlıkla seçime giren ve kendinden çok emin olan AKP'den aldı. İstanbul'u ilk kere aldı. Dolayısıyla bir kazanma umudu doğdu. Biz de buna çok sevindik. Ama şimdi son aylarda olanlar bana bir Coşkun Özarı kokusu vermeye başladı. Yani çok umutlandık. O zaten 2019'u da büyük ölçüde kazanmışız. Artık iktidarı da alırız. Başkanlığı da alırız. Meclisi de alırız. Hatta sistemi de değiştiririz filan. Buna gayet inanılır oldu. Ne güzel diyeceğiz tam. Hatta bir adım daha atıldı. Önce bir Millet İttifakı kuruldu. İşte Merkez Sağ Parti olmaya çalışan ama aslında ülkücü bir geçmişten gelen
bir partiyle işte biz kendimizi bildik bileli, hatta babamız kendini bildi bileli bir şekilde var olan, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarından en önemlisi olan Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit zamanında, ta hani 60'ların sonlarında, 70'lerin başlarında bir de sosyal demokrat olmaya karar vermişti. Her ne kadar dürüst bir insan olsan zavallı Ecevit, vallahi billahi sosyal demokrat değiliz, demokratik sol diyelim gelin filan diye hakikati söylemeye çalıştıysa da, çünkü kim ne derse desin CHP ilk bir zaman tarihinde sosyal demokrat bir parti olmadı. Sosyal demokrat adı bir zamanlar sosyalist iken daha sonra liberalize olan partilere verilmişti. CHP ilk bir zaman tarihinde sosyalist olmamış olduğu için ona sosyal demokrat demek abes. Her ne kadar şu anda bir internasyonelde sosyalist bir internasyonelde yer alıyorsa da, ve bunu da onun işte tarihindeki en önemli önderlerinden biri olan Ecevit ısrarla telaffuz etti. En sonunda beceremeyip ayrıldı, ayrı parti kurdu. Ya da ayrılmadı da işte çeşitli hamhum şerolotlar üzerinden zaten dağılan ve yeniden kurulan CHP hiç gelmedi. Kurduğu partiye de hiçbir zaman sosyal demokrat demedi. Dolayısıyla elimizde sosyal demokrat olmayan sosyal demokrat bir parti var. Bir de ülkücülükten, protofaşistlikten diyelim, kopup merkez sağ olmaya soyunan ikinci bir parti var. Bunlar bir ittifak kurdular. Arkasından işte iktidardaki AKP'den kopmalar oldu. İşte 1990'lardaki Erbakancı Milli Görüş grubundan onlara yaklaşanlar oldu filan. Bunların sayıları arttı. İşte İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, işte AKP'den kopanlar, yani Ali Babacan'ın Deva Partisi vesaire, Gelecek Partisi. Bir de sanırım bir parti daha var, hangisi o? Altıncıyı da ben, Demokrat Parti. Yani o da herhalde 1950'leri çağrıştırsın diye o adı taşıyor ama ne kadar parti olduğu, gücünün ne olduğu da çok tartışılır. Bunlar bir araya geldi. İşte altılı masa oldular sonra. Ondan sonra ya ben bunları niye anlatıyorum diye soracaksınız, söyleyeceğim. Yani herkesin bildiğini niye anlatıyorum burada. Sonra tekrar Millet İttifakı oldular daha yenilerde. Ve herkes diyor ki ya siz bu seçimi kazanırsınız Koç. Onlar da ya kazanırız değil mi? Vallahi yani kazanırız. Öyle görünüyor. Yani kazanacağız demeye başladılar. Şimdi partiler bir arada bu seçime girsin. Kim kimin listesinden girsin, bağımsız mı girsinler. Bunlar onların bileceği iş. Aralarında karar verirler. Herhalde maksimum milletvekili sayısını çıkaracak şeyi de, düzenlemeyi de bir şekilde bulurlar diye umuyorum. Aralarında aritmetik plan vardır. İnşallah. O kısım beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü orada o ittifaklı benim bir işim yok. Yani benim kime oy vereceğim belli. Kiminle ilgilendiğim de belli. Milletvekili seçimlerinde. İşte Emek ve Özgürlük İttifakı diye bir üçüncü ittifak daha var artık. Bu ittifakın her dediğine, her söylediğine katılıyorum. Hayır ama onlara çok da tereddüt etmeden, bağrımı taş filan da basmadan büyük bir keyifle oy veririm. Zaten bayağı da bir milletvekili çıkaracakları belli onların. Yani oy oranları belli. Orada içim rahat. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da başkanlık seçiminde başka bir problemimiz var. Aday kim olsun? Geçen hafta biraz bunda dalgını geçmiştim. Ya bu pornografik bir inat. Aday kim olacak söyle göster, aç tezahüratının ne kadar komik bir şey olduğu üzerine biraz konuşmuştum. Buradan ama biraz devam edebiliriz belki.
Bir sürü kamuoyu araştırması yapılıyor diye girmiştim ya lafa. Önce bir süre kamuoyu araştırmaları yapıldı. Yani Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı'nın Meral Akşener. Yani daha rüştünü ispat etmemiş bir parti, ülkücü geçmişten gelen ve bu da demektir ki toplumun aslında büyük çoğunluğuna seslenmeyen ülkücüler bu toplumda topladığınız zaman hiçbir zaman %20'nin çok üstüne çıkmış değiller aldıkları oy açısından. Dolayısıyla Meral Akşener'in böyle bir iddiaya soyunması biraz abes kaçardı. Nitekim kendisi de gayet düzgün bir tavırla yok yok ben aday değilim, ben başbakan olurum. Yani Cumhurbaşkanlığını en büyük, aramızdaki en büyük parti ve biraz köklü bir parti olan CHP'ye bırakırım. Ben de o Cumhurbaşkanı'nın altında, çünkü Cumhurbaşkanı gerçekten altında. Cumhurbaşkanı'nın altında başbakan bugünkü düzende. Ama değiştiğinde en güçlü kişi olacak. Değiştirebilirlerse. Yani başbakanlıkla yetinirim diyerek kendini devreden çıkardı. O denklemde artık Meral Akşener yok. Başka iddialı biri de yoktu. CHP içinden 3 kişinin adı öne çıktı. 2019 yerel seçim zaferlerini hani bir şekilde görünür olarak İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehri almış olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bir de partinin genel başkanı var. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani onun da adını şimdi silmeyelim. Bu üçünden hangisi kazanabilir diye araştırmalar yapıldı. Uzunca bir süre şöyle gitti o araştırmalar. En büyük şansı olan Mansur Yavaş, sonra Ekrem İmamoğlu, en zayıf kalacak olan karşısında yeniden adaylığını koymaya hevesli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu. Yani partinin genel başkanı CHP. Uzunca bir süre biz buna inandık. Ama ondan sonra bu kamuoyu araştırmalarının biraz keyfe keder yapıldığını fark ettik. Mesela hiç kimse şunu kale almamış. Oradan ya arkadaş bir dakika diye dürten bir Emek ve Özgürlük İttifakı var. Bunların içindeki en büyük parti de HDP. Mansur Yavaş filan olursa biz ona oy vermeyiz ha. Çok da bağırmadan, çok da şirretlik yapmadan söylediler bunu. Ve uzunca bir süre söylediler. Ama kamuoyu araştırmacıları nedense bunu ciddiye almadı. Tıpkı onlar HDP'yi ciddiye almamayı fazilet zanneden altılı masa gibi. Oysa bir noktadan sonra herkes uyandı ki ilk turda ve ikinci turda HDP'nin desteğini almayan hiç kimse bu ülkede başkan seçilemez. Ve bunlar da hep yani gene bağırmadan, çağırmadan diyorlar ki Mansur Yavaş'a biz oy vermeyiz. Bu adam ülkücülükten gelme. Şimdi İmamoğlu şeyden mi yani Küba Komünist Partisi'nden mi geliyor? Yani o da yakın bir yerlerden geliyor. Aralarında çok büyük fark da yok ama nüanslar önemlidir. Mesela İmamoğlu gidip Türkçülük günü adı verilen korkunç günü kutlamıyor. Şimdi ha Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümünü anıyor. Dolayısıyla kendini Türkiye'deki ülkücü, milliyetçi daldan çok da ayırmak istemiyor. O ayrı. Ama bunu yapmak başkadır. Çünkü bu politik kibarlıkla da açıklanabilecek bir şey. Yani politikacının diplomatik bir saygı nezaket şartı var benim önümde diye açıklayabileceğim bir şey ama Türkçülük gününü hiçbir diplomatik nezaketle falan açıklayamazsınız. Türkçülük günü nihalatsızcı olduğunu ikrar etmektir. Türkçülük gününü
kutlamak ne alaksız yani. Bu ülke Türklerindir. Diğer milletler onu hiçbir zaman inkar etmedi. Ne alaksız onların varlığını. Diğer milletler ona Türkleri uşak olmak için vardır. Diğer bir arkadaşımızdı. Merve. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman aslında politik bir mesaj veriyorsunuz. Sadece diplomatik nezaket göstermiş olmuyorsunuz. Ve Mansur Yavaş bunu büyük bir rahatlıkla yaptı. Dolayısıyla daha başından beri bir sürü insan farkındaydı ki Mansur Yavaş olmaz. Türkiye'de Kürtlere ve sosyalistlere Mansur Yavaş'a oy verin demek bile ayıp. Yani bunun hani bir sürü insan bunun ekmek için ekmeledin fiyaskosundan farkı olmadığını söyledi. Bence ondan farkı yok değil. Onunla kıyas kabul etmeyecek kadar büyük bir fiyasko olurdu. Zaten Mansur Yavaş da kişi olarak dürüst bir insan olduğu söyleniyor. Niye olmasın? Ankara'da yaptığı işler çok da kötü işler değil. Niye olmasın? Yani ben oralarla uğraşmıyorum. Ama politik bir mevkiye alayı olduğu için sadece dürüstlüğüne, sadece haram yememesine bakılmaz bir insan. Ben oralara da bakıyorum. Sanıyorum Mansur Yavaş gerçekten de çok büyük hırslara sahip biri değil. Ya da varsa bile iyi saklıyor. O durumun farkında olduğu için kendini yavaşça çekti. Zaten o zaman da çok öne fırlatmamıştı. Yavaş yavaş çekti kendini orada. Fakat birileri hala Mansur Yavaş diye tepinmeye devam etti. Başladığım yere geri döneceğim biraz sonra. Ekrem İmamoğlu öyle değil. Onun çok net hırsları var belli ki. Yani o Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılında tıpkı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 20 yıla damgasını vurması gibi. O da önümüzdeki 20 yıla damgasını vuran kişi olmak istiyor. Sadece bunun için bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak doğru mu değil mi ona karar verememiş belli ki. Ama Mansur Yavaş gündemden çekildikçe herkes bu defa İmamoğlu demeye başladı. Ama bu arada Kılıçdaroğlu'nun eli armut toplanıyor. O da kendi adaylığını gündeme ısrarla getirdi. Konuşmalarında, üslubunda filan. Ve çok bilmişler. Yani işte, ana akım televizyon kanallarında çıkıp her konuda fikir beyan edenler. Efendim Kılıçdaroğlu tabii iyi adam, dürüst, namuslu ama seçilemez konusunda ısrarla konuşmaya başladılar. O seçilemez. Yani olsa olurdu tabii ama seçilemez. Şimdi niye Kılıçdaroğlu'na böyle bir mesafe alındığını Ahmet Şık aslında yani birazcık da hatalı bir üslupla söyledi. Sonra da zaten özür de diledi. Yani ben bunu kastetmedim tabii ki diye. Ya Kılıçdaroğlu Alevi. Bu ülkede de Alevilere oy vermek istemeyen çok kalabalık kitle var. Bir Alevi'yi başkanı yapma. Alevi milletvekili olur. Alevi parti bile oldu Türkiye'de 70'ler sonunda. Ama bu kadar yetkili bir cumhurbaşkanının bir Alevi olmasını içine sindiremeyecek olan can sıkıcı bir kitle de var. Bunların oyunu kaybeder demek istemişti o. Yoksa Alevidir olmasın demedi asla. Bir sürü insan da onun ağzından bu laf çıkınca hah tamam artık av mevsimi açıldı diyerek bunu dile getirmeye başladılar. İYİ Parti'nin bir sürü önde gelen kişisi, hatta sözcü mevkiinde kişilerin Kılıçdaroğlu'nu istemez diye tutturdular. Gerçi Meral Akşener bunu yüksek sesle söyleyenleri susun, çekilin dedi. Hatta bizim görevden aldı yeni.
Ama böyle bir haleti ruhiye var. Mansur Yavaşçılar var hala. Mansur Yavaş ben yokum demiş olmasına rağmen. Ve Ekrem İmamoğlu'cular var. Şimdi bunların her biri bence Coşkun Özeri'ye yapmakta. Yani Mansur Yavaş diye tutturanlar, Mansur Yavaş'ı Kürtlerin ve sosyalistlerin sol, yani sol, gerçekten sol, CHP gibi değil, gerçekten sol canavarına oy vermeyeceğini bilmiyorlar mı? Gayet biliyorlar. Bu da şu demektir. Mansur Yavaş aday olsun, seçilemesin, şerefimizi de kaybedelim, şeref mağlubiyet. Ondan sonra da bütün kabahati Kürtlere atalım. Hem de PKK yüzünden oldu bu diyelim. İnanılacak da çıkar bu arada. İmamoğlu'cular. İmamoğlu biliyorsunuz bir mahkumiyet aldı ve buradan siyaset yasağı girecek gibi görünüyor. Eğer bu mahkumiyet onaylanırsa. Daha üst mahkemede. Yani İmamoğlu'nun adaylığı riskli bir aday. Yani bir sürü karmaşaya yol açabilir. Ama hala İmamoğlu'cular var. Neden? İmamoğlu çıksın, seçilsin ya da seçilemesin ya da seçim sürecinde siyaset yasağı getirilsin ve işler karışsın. Dolayısıyla kaybedelim. Ama kabahati işte AKP ve onun BHP ve onun atadığı adalet sistemi vesaire şerefli mağlubiyet olsun. Kılıçdaroğlu'nda bu en az var ama hala var. Kılıçdaroğlu aday olsun, kazanamazsa biz kime yazarız bunun faturasını? Dışımızda birine yazmak lazım ya mutlaka. Dış güçler. Efendim Alevi diye oy vermeyen bir cahiller sürüsü var. Dolayısıyla 3 potansiyel aday vardı. Hala da varmış gibi konuşuluyor. Üçünün de kaybetme riski yüksek. Kazanma şansı var. Üçünün de var. Ama kaybetme riski de yüksek. Ama üçünde de kaybetme durumunda suça atacağımız birileri var. Hazır etmişiz onu. Şerefli mağlubiyetin yolunu yapmışız. Bu da şunu gösteriyor. İnatla Mansur Yavaş diyenler, inatla İmamoğlu diyenler. Bunlar. İkisinin de çünkü biraz önce anlatmaya çalıştığım mahsurları var. Bunlar. Aslında kazanmayı istemiyor olabilirler mi? Yani meclisi falan alalım da Tayyip Erdoğan yeniden ucu ucuna kazansın ama meşruiyeti iyice düşmüş olsun. Önümüzde bir dönem zaten enkaz var. Onu devralmayı çok da isteyen yok. O enkaz yüzünden iyice işler karışsın ama biz bu arada bir de kabahati birilerine atmış olalım. Yenilginin kabahatini. Ondan sonra bir sonraki duruma bakarız. Mesela Mansur Başkan ortaya bir çıkar. Bütün ülkücüler, merkez sağ hatta CHP'nin bir kısmı onun peşine takılır. 2028'de filan ya da 27-28 o yıllarda güzel, ülkücü, muhafazakar değerleri öne çıkaran bir yeni sistemimiz olur. Böyle bir hesap var mı acaba? Ya da İmamoğlu bir sürü insan çok yüksek sesi olmamakla birlikte İmamoğlu'nun bir tür Tayyip Erdoğan olmaya da aday olduğunu kendi aralarında konuşuyorlar.
Yani hırs yüksek. Acaba İmamoğlu çıksın kaybetsin ama CHP'yi artık ucu ucuna kaybetmiş bir başkan adayı olarak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini alsın. Ondan sonra da Allah kerim gerisine bakarız. Çünkü şerefli mağlubiyet bir kere. Yani öyle çok madara olmadık şey gibi. Ekmelettin vakasında olduğu gibi. Şerefli mağlubiyet, yeniden yapılanma, yeniden örgütlenme. Daha muhafazakar ama gene hırslı bir bu defa CHP tarafında yani sözüm ona merkez sol tarafında önderlikle 2027-28'e gidelim. Böyle hesapları olanlar var mıdır? En azından yani bunun büyük seçmen kitlelerinde böyle düşünüldüğünü ben hiç zannetmiyorum ama iyi ki de bir televizyonda boy gösterip efendim Kılıçdaroğlu olmaz, Kılıçdaroğlu'na hayır, Kılıçdaroğlu hırs yaptı, ne gerek vardı? Bakın iki tane nur topu gibi adayımız varken ikisinin de kazanamayacağı ya da kazanmalarının problemli olduğu belliyken diyen insanların acaba hesapları bu olabilir mi? Bunlar çünkü salak değiller. Yani benim şu kadarcık politik aklımla görebildiğim ihtimalleri onlar da eminim görüyorlardır. Peki ben ne diyorum Allah aşkına? Vallahi bana göre hava hoş. Yani Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Beni çok ilgilendiren bir şey değil. Benim oyumun Tayyip Erdoğan'a gitmeyeceği belli. Ben hiçbir zaman oy vermedim. Ne AK Parti? AK Parti bile demeyi sevmiyorum. Kazayla ağzımdan kaçıyor bazen. Ne AKP'ye ne de Erdoğan'a. Hiçbir zaman oy vermedim. Vermem. Mansur Yavaş olsa sandığa gitmezsin. Ekrem İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu'ndan hangisi olursa ve hani ilk turda sadece onlar çıkarsa yani Emek ve Özgürlük bloku aday çıkarmazsa çıkarırlarsa da ikinci turda valla bağrıma taş basar ikisinden hangisi olursa veririm. Oy. Ama beni ilgilendiren dediğim gibi bu değil. Beni ilgilendiren milletvekili seçimleri. Çünkü her ne kadar öyle bir referandum yapıldıysa ve başkanlık sistemi diye, Türk usulü başkanlık sistemi diye bir saçmalığa geçildiyse de ben kalben ve yaşım gereği hala parlamenter demokrasinin harika bir şey olmadığına ama işte elimizdeki en şeylerin en iyisi olduğuna şimdilik canı gönülden inanan biriyim. Şimdilik. Dolayısıyla ben parlamento seçimlerine bakarım. Orada kime oy vereceğime bakarım. Eğer bu konuda yapabileceğim bir şey varsa, çalışabileceğim, sandık görevliliği de olabilir bu. Hiç önemli değil. Onu yaparım. Ama onun dışında vallahi ben şerefiyle kaybedenler olmaktan çok sıkıldım. O yüzden şu anda oynanmakta olan, olamayacak da olsa ben gene de diğerlerinin arasına katılamayacağım. Herkese de bunu öneririm. Haftaya görüşmek üzere.